Tümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fener'in maçı var. Günün ikinci videosu. Sizlerden bir ricam var. Birkaç maçta yapıyoruz bunu. E, maç başlayana kadar şurayı 26.100 yapar mısınız diye bir ricada bulunuyoruz. Zaten çok az kişi kaldı. E, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi eee Selahattin Baki duyduğum en büyük yalan haberiyle başlayalım. Çünkü nitekim maçı da konuşacağız. Şimdi Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Cristiano Ronaldo iddiaları için son zamanlarda duyduğum en büyük yalan bu demiş. Ve e, Selahattin Baki'ye sorulmuş bu konu. Demiş ki son zamanlarda duyduğum en büyük yalan demiş. Bu karşılığı vermiş. Biliyorsunuz Jorge Jesus'a da sorulmuştu daha önce bu soru. Ancak Jesus da demişti ki böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Tabii ki Ronaldo'yu isterim ama onun farklı planları var demişti. Ve son dönemde de Manchester United'da yedek bırakılmaya başlamıştı. Onun kulübede olduğu maçlarda ise kırmızı şeytanlar galibiyetler elde etmeye başlamış. Ve İngiliz ekibiyle bu sezonun sonuna kadar da mukavelesi var. 37 yaşındaki futbolcunun. Ve şu anda şöyle bir durum var arkadaşlar. Üstüne öyle bir etiket aldı ki kolay kolay da kimsenin takım da istemeyeceği şekilde ve yıllık ücretleri de maalesef çok uçuk olduğu için yani ya Arap kulüpleri ya bilmem neler anca öyle olur. Fenerbahçe dün baş transferini bitirdi. Biliyorsunuz geçen sezon Beşiktaş'ta 14 gol atarak ve 5 asist yaparak Beşiktaş'ın en skorer ismi olan baş Fenerbahçe'de hani hangi plan dahilinde görev yapacak? Fenerbahçe'nin alma niyeti ne? Arkadaşlar bakın bunu sorgulamanız lazım. Bunu gerçekten sorgulamanız lazım. Bak şimdi herkesin kafasında şu var ya Beşiktaş'ta geçen sene şu kadar topu direkten döndü. Aklınızda sadece direkten döndü olarak kalıyorsa biz hiçbir şey konuşmayalım. Şimdi Erbatur Ergenekon diyor ki bir insanı hayatında son kaldığı haliyle hatırlıyor olabilirsin. O da sana yanlışlar üreten bir içerik çıkarabilir. Biraz Başdoğay'ın durumu öyle. Başdoğay kim Hani baş kimdir? E, o yüzden önce başladım diyor. Baş Chelsea'nin Drogba'nın yerine aldığı oyuncudur. 40 milyon euroya. Bakın Drogba'nın yerine aldığı oyuncudur. 40 milyon euroya diyor. Şimdi Fenerbahçe'den hangi görev üstlenecek? Hocam forvet oynayacak. Yok işte o değil. Şimdi Fenerbahçe'de mesela duvar vazifesi mi görecek? Joe Pedro, Joshua King, Serdar Dursun ve Valencia gibi Skor üretme kapasitesi e, daha yüksek gibi duran takım arkadaşlarına yani gol yollarında e, gol attırmaya mı çalışacak? Değil mi? Bunların hepsini düşünmek lazım. Şimdi Jesus'un baş doğayı planı diye bir haber yapmışlar. Biliyorsunuz Fenerbahçe sonuç olarak satın aldı. Nottingham Forest'tan anlaşmasına rağmen Chelsea kulübü gerekli evrakları yetiştirmemiş. Ya da vermek istememiş. Ya da vermemiş. Ve Fenerbahçe hemen devreye girerek bu işi bitiriyor. Gelip imzasını atıyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta 42 resmi maçta forma giyip 14 gol 5 asist. Şimdi arkadaşlar 14 gol 5 asist ve 42 maç. Ben ne yaparım? Herhangi bir futbolcuyla görüşürken yani herhangi bir futbolcuyu değerlendirirken herhangi bir futbolcu değerlendirirken ben ne yaparım bakarım dakikasına süresine hani 42 maçta forma giydi istese 500 maçta forma giysin süresine hani 90'lar dakikadan hesap etmek lazım arkadaşlar süresine bu adamın kaç dakika 90 dakika özelinde süre aldı ve bunları da bakmak lazım onu da söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe Kayseri Spor maçının var hakemi Özgüç Türkalp oldu diyor. Ali Palabıyık orta hakem diyor. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi bunu da konuştuk. Neyse dakika süreyi boş verin sonra konuşuruz onu. Şimdi Fenerbahçe'de en büyük avantajı ne biliyor musunuz şu anda? En büyük avantajı çöp statüsünde. Taraftarın çöplediği bir futbolcu. Bu statüde olduğu için benim umudum yüksek. Harbi söylüyorum benim umudum yüksek. Çünkü çöp statüsünde Fenerbahçe'ye kim geldiyse son zamanlarda hep başarılı oldu. Şimdi merak ettim hemen videoyu durdurup baktım arkadaşlar. Ee, ve 3153 dakika yani 35 maça tekabül ediyor. 35 maçta 14 gol 5 asist e yapıyor. Onu da söyleyeyim ve e, en çok merak ettiğim olay da şu. Yani sakatlık geçmişi. Sadece e, gerilmeler yaşadığı var sakatlık geçmişinde de geçtiğimiz seneye ait. Yine devam edelim arkadaşlar. Bakın ben en çok bunu merak ediyorum. Ben en çok bunu merak ediyorum. 1 Başroayı Fenerbahçe'yi yani Fenerbahçe'nin Başroayı tercih etmesindeki şeyler. Bir Türkiye'yi iyi tanıması. Bir sezon ligi tanıdı. Türk futbolunu, hakemleri, rakipleri, sistemleri, savunmaları, temasları tanıdı. Bu avantaj ve kısa sürede adapte olabilir. 2. Jesus'un istediği tarzda bir isim. Yani Jorge Jesus'un istediği tarzda bir isim. Nasıl yani? Jesus daha önce çalıştırdığı takımlarda da hareketli, topu saklayan Hani e, arkadaşlarına duvar olan santraforlarda büyük başarılara imza attım. Benfica'da Oscar Cardozo, Darwin Nunes, Sporting'de İslam Slimani, Flamengo'da Gabriel Barbosa gibi. Baş ayinde bu özelliklere Jesus'un elinde parlayacak şekilde sahip olduğu düşüncesi var. 3. Çok fazla pas alacak. Fenerbahçe'de Joshua King, Enner Valencia, Jago Pedro, Rossi, Emre Mor gibi süratli topu ileri taşıyan ya yani topu ileri taşıyan çok pas alabileceği forvetlerle oynayacağı için en azından Beşiktaş'kinden daha iyi bir performans gösterebilir. 4 penaltılarda başarılı. Yani penaltı atışlarında bir başarısı hakim. Ee, ki Fenerbahçe'de penaltıların kullanılışını az buçuk siz de biliyorsunuz. Hani büyük olasılıkla birinci penaltıcı olacak diyorlar. 5 şanssızlığını yenebilir. Yani 5 şanssızlığını yenebilir. Niye yenebilir? Futbolu aklıyla oynayan, pozisyon bilgisi iyi olan ama son vuruşlarda biraz başarısız olarak görülüyor. Yani beceriksizlik, şanssızlık da diyebilirsin. Ee, bunu yenerse 20 golü geçmesi planlanıyor demiş Hürriyet'te. Arkadaşlar bakın. Bu tahmindir. Bu sadece tahmindir. İşte şunu yaparsa 20 golü geçer. Bunu yaparsa 30 golü geçer. Ya öyle bir dünya yok. Şunu yaparsa 50 golü geçer, 100 golü geçer diye bir dünya yok yok. Yani yok arkadaşlar. Ha şu bir yer Taraftar destek olursa, ayağına topu aldığında homurdanmalar başlamazsa, şansı yaver gider. İlk 1-2 <laughs> pozisyona girdiğinde direkt golle başlarsa, yani ilk maçında, hatta ilk maçında gollerle başlarsa, gerçi o zaman da şey diyecekler, da ilk geldiğinde 2 tane atmıştı. İlk 2-3 maçında gol ve goller e, ya da asistlerle başlarsa Bence yolu bayağı açık olur Şahsi fikrim şu 450 dakika izlemeden konuşmayı çok doğru bulmuyorum Ama Fenerbahçe'deki forvetler ve savunma oyuncuları birbirini tamamlar nitelikte Misal, misal veriyorum Gustavo Henrique'nin hızı yavaş değil mi? Ama havadan iyi Yanına oynattığı adamında da hızı iyi ama havadan kötü Birbirini tamamlasınlar diye aslında bu şekilde bir transfer vardı. Şimdi forvet içinde de Joshua King, Joao Pedro mesela akşam bu ikisini bekliyoruz. Bakalım birbirlerini nasıl tamamlayacaklar. Yani bakalım e, bu ikisini nasıl tamamlayacaklar arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe Kayserispor Spor muhtemel 11 günün maçı. Biliyorsunuz 5. hafta maçında sahasında Kayserisporu Spor'u ağırlayacak Fenerbahçe ve e, Yukatel ismiyle e, bu sezon sponsorluk alan Kayseri Spor Ülker Stadyumunda oynanacak müsabakada Saat 21:45'te başlayacak ve maçın ırz, e, maçın hakemi Ali Palabıyık maçı katledecek Şimdiden Fenerbahçe taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Süper Lig'de bazı hakemlerin niyeti de e, amacı da birçok şeyi de belli Şimdi Fenerbahçe Lig'e çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk 3 maçında 13 gol attı. Her ne kadar ilk hafta maçında Ümraniye Spor'a hakemlerin verdiği, varın hiçbir şekilde devreye girmediği e, maçta 3-3 berabere kaldı. 2 puan bıraksa da ya da 1 puan hediye etse de sonrasında yine hakem hataları sürdü. Özellikle Adana Demirspor maçında o penaltı öncesindeki offside'ın sol ayak daha önde olmasına rağmen çizginin sağ ayaktan çizilmesi burnumuza kötü kokular getiriyor. Yani siz kimi alırsanız alın biz sizi şampiyon yapmayacağız imajı veriyor. Ama Fenerbahçe sevgimizden devam ediyoruz dedik. Konya maçında 1-0 yenildik. İnanılmaz, akıl almaz. Yani hayretler içerisinde kaldığımız bir kırmızı kart verildi. Sonrasında dediler ki ya özür dileriz ya. Yanlışlıkla verdik o kırmızı kartı. Onun cezası bir maç dediler. Dünya gönül aldılar. Ve Fenerbahçe şu anda 7 puanla 5. sırada eksikler. Fenerbahçe'de Valencia biliyorsunuz kart cezası nedeniyle yok. Ee, Sakatla devam eden Nazım Sangare'de zaten oynamayacak. Serdar Aziz'in tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başladı. Yani şans verilmesi halinde görev alabilecek. Kayseri Spor'da Mustafa Peklemek, Ali Karimi, Emrah Başsan ve Cenk Gören maç kadrosunda yer almayacak. Yani kamp kadrosuna dahil edilmedi. 53. karşılaşma Geçen maçlarda bunu geçtik ama bu sefer söyleyeyim. İki takım arasında 52 maç oynandı. Fenerbahçe 32, Kayseri 9 galibiyeti var. 11 maçta berabere sonuçlanmış şekilde. Fenerbahçe'nin 116 kez golüne Kayserispor Spor 53 golle karşılık verdi. İstanbul'da 25. maç Fenerbahçe ile Kayserispor arasında. 18 Fenerbahçe, 3 Kayseri Spor galibiyeti var. Yani istatistiksel olarak sayarsak Fenerbahçe'nin 6-1 kazanması lazım. Değil mi herhalde? bu şekilde. 3 karşılaşma beraber sonuçlandı. Söz konusu müsabakada kadar Fenerbahçe 65 gol, Kayserispor 30 gol attı. Golleri kıyaslarsak da 2-1 falan bitmesi lazım. İki takım arasında 20 Kasım 94'te İstanbul'da yapılması gereken maç İzmir'de oynandı. Fenerbahçe 8-1 galip ayrılmıştı. En gollü bu. Tarihi skorlar Fenerbahçe lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor'a karşı elde etti. 94-95 ve hani 8-1 biliyorsun. 2004-2005'te de ve 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada 7-0 galip geldi. E, maç Selçuk BN Sports'tan canlı yayınlanacak. E, Fenerbahçe taraftarlarına tavsiyem şu yayıncı kuruluşunuzu yani yayıncı kuruluş sözleşmeniz yoksa iptal edin. Çünkü iyice Fenerbahçe düşmanlığına doğru gitmeye başladı bazı olaylar. Mesela Valencia'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun yakın çekim açısı hiçbir şekilde hiçbir yere verilmedi. Bakın hiçbir şekilde hiçbir yere verilmedi. Fenerbahçe pozisyona giriyor tekrar 15 dakika sonra. Yani her şeyin başında hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ama dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Yani en azından bir tepki koymamız lazım diye düşünüyorum. Muhtemelen 11'ler önce konuk takım Kayseri Spor'dan bahsedelim. Bilal, Karol, sol kanatta Hüseyin'i, Kolovetsiyos, Onur, Bulut şeklinde dörtlü savunma yapmış ama Kayseri Spor, bazı maçlarda üçlü savunma çıkıyor, bazı maçlarda dörtlü savunma çıkıyor. Bilginiz olsun. Kampanya Arao Cardoso, Ramazan Civelek üçlüsünü orta sahaya koymuş. Tiam, Mane ve Inham Parlak üçlüsünü de ileri hücum hattına koymuş. Az buçuk zaten hepinizin tanıdığı isimler. Tiam'ın üretkenliği ama maçta kopmalar yaşayabildiğini de biliyorsunuz. Yani Fenerbahçe mümkün olduğunca topu ayağında tutup mümkün olduğunca pas yapıp sabırlı oynaması gerektiği bir maça çıkıyor. Rakip için en tehlikeli 3 isim say derseniz... Tiam 1, Onur 2, Karol 3. Kayseri Spor taraftar çok beğenmiyor ama ben Karol'ün bu sezonki performansını beğeniyorum. Onur Bulut Kayseri'nin bu sezon en iyi futbolcusu. Tabii ki de Kampanya Aron'un destekleri olacak. Cardoso'nun destekleri olacak. Ramazan Civelek geçtiğimiz maçta gol attı. E, moralide morali de yerinde. Bildiğim bir takım olduğu için de bu şekilde yorumlarda bulunuyorum. Kayseri Spor geriden oyun kurmayı seven bir takım e, hücum presi yaparken ya topluca yapmak lazım ya da hücum presini tam olarak 3. bölgede değil 3. bölgenin ortalarına doğru yapıp <laughs> Kayseri biraz sıkıştırıp pas opsiyonlarında hataya zorlamalıyız. Kayseri böyle savunmada şey yapayım şişireyim değil. Bak Fenerbahçe bugün dörtlü savunmayla çıkarsa ki tahminim dörtlü savunmayla çıkacağı şeklinde e, Salay ya da Perez'den biri yedek kalabilir. Eğer dörtlü savunmayla çıkılırsa. Sebep şu. Önde baskı yaparsak, daha çok adamla baskı yaparsak topu şişirirler. Gustavo karşılar diye sakın böyle bir hataya düşmeyelim. Kayserispor geriden oyun kurarken asla topu şişirmez. Böyle bir felsefesi yok. Buna dikkat etmek lazım. Ee, mümkün olduğunca, mümkün olduğunca dikkat etmekte de fayda var. Peki Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i. Şimdi haberdeki 11'den bahsediyorum. Haberdeki 11 şu. Altay, üçlü savunma şeklinde geride Gustavo Enrique, Atilla Salahi, Luan Perez şeklinde. Sanki üçlü savunmada şu ana kadar Gustavo Henrique'yi denemiş gibi yazmışlar. Yani niye Lemus değil? Ya da Serdar Aziz değil. Orta sahanın sağında Osayi, solunda Ferdi. Merkezde Arao Zaytz. Forvet'te Emre, yani hücum adında Emre King Pedro şeklinde. Ben şunun garantisini vereyim. Altay 1, King 2, Pedro 3, o sahi 4. Bunun garantisini verebilirim. Yani 4 kişinin oynayacağının garantisini. Geri kalan hemen hemen hiç kimsenin garantisini veremem. Aynı şekilde hocam duyumculardan duyum var mı? Var. Sercan Hamzoğlu'ndan bir duyum var. Hafta boyunca Jorge Jesus Kayseri maçı için değişik 11'ler denedi. Son kararı maç saatine verecek. Ama muhtemel 11 şöyle diyor. Ee, Altay, Gustavo Henrique, Atilla Salahi, Luan Perez, üçlü savunma. O sahi sağda, Ferdi solda ya da Emre Moru sol kanatta oynatma düşüncesi varmış. Arao Crespo merkez ikilisi. Bakın Arao Crespo. Arao Crespo. Hücumda da İrfan Pedro King şeklinde. Bir şey söyleyeyim. Yüzyılın en geri zekalı yani en geri zekalı kadrosu olur. Niye? Arao ile Crespo'yu yan yana oynatıyorsan dörtlü savunmayla çık. Çık çık. Korkma. Korkma çık. Bak bir de Mustafa Hoca'nın tandemini söyleyeyim. Bak Arao Crespo kesinse. Osayi, işte Altay, ay. Osai Serdar Aziz Salahi Ali Oski. Kaç etti arkadaşlar? 5 Kaç Türk var? 2 Orta saha ikilisinde Arao Crespo Bak Arao Crespo Now nah, now nah demeyin Bir dakika bekleyin. Vücudumun sağında Emre Mor. Evet 3 Türk yaptı. Gerisi mühim değil. Borvet'in arkasında Joshua e, King. Bak Joshua King. Sol kanatta Lincoln. Bakın sol kanatta Lincoln. Ya da Rossi. Ama ben bugünkü maça özel sol kanatta Rossi başlayacağı şeklinde düşünüyorum. Forvet'te ise Joao Pedro şeklinde. Bakın Altay Osayi, Serdar Aziz, Salai, Alioski. Arao, Crespo. Sağda Emre Mor. Solda Rossi. Hücum ikilisinde Joshua King ve Joao Pedro. Not. Hocam Joao Pedro, Emre Mor, Rossi bunları koyma sebebin. Arkadaşlar bunları koyma sebebin hızlı isimler. Hücum presinde. Yani kanatları ve ortayı kapatabilecek isimler. Arao, Crespo'yu niye koydun? Bunlar da geriden destek verip. Bunlar da hücum presine katılabilecek isimler. Etti sana 5. Joshua King, o da prese katılabilir. Ancak Joshua King'in asıl görevi şu. Topu kaptığımız zaman çok hızlı bir şekilde rakip kaleye inmemizi sağlayabilir. Alioski o kanat bekleriyle daha çok hücuma çıkarsın. Hocam Serdar Aziz Salah'i tercihin niye? Serdar Aziz Salah'i tercihinde şu yüzden. Rakip muhtemelen sana Tiam'la gelecek. Ane ile gelecek. İlhan Parlak'la gelecek kanatlardan. Osayi ve Alioski ile bunları durdurabilirsen sıkıntı yok. Serdar fizikli temaslı oyuncu. Yani rakipleri yıldırabilir. Luan Perez şimdilik daha ligi çok fazla tanımıyor. Bence daha tanımıyor ligi. Ligin bence daha %30'unu tanımıyor. O sertlik dozajını anladığı zaman zaten Serdar bak şu iddiada bulunuyorum. Serdar Luan Perez olma ihtimali daha da yükselir gittikçe önümüzdeki haftalar. Çünkü Perez'in geriden oyun kurma becerisi daha yüksek. İkili mücadele şeyi daha yüksek. Ee, hani gözünü daldan budaktan sakınmama özelliği daha yüksek. Ben olsam bu şekilde çıkarım. Peki hocam bize duyum verecek olsan. Arkadaşlar size duyum verecek olsam. Savunmayı üçlü çıkartmam. Bir kere savunmayı üçlü çıkartmak mantıksız. Savunma üçlü çıkıyorsa ara Crespo çok salakça. Diyelim ki üçlü çıkacaksın. Hocam bize bir üçlü kadrosu da ver. Tamam. Altay. Serdar Aziz. Salahi. Luan Perez. Üçlü savunma. Orta sahanın sağında Osayi, solunda Alioski. Merkez ikili de Crespo, Zaitz. Hücumun solunda Joshua King, sağında Emre Mor. Hücumda Joe Pedro şeklinde. Üçlü çıkacak olsa da böyle çıkar. Bakın üç tane Türk kuran oldu. dikkat ettim. yani ben Ferdi'yi bu maçta dinlendiririm. Açık söyleyeyim. Bu maç Ferdi'nin maçı değil. Bana öyle geliyor. Bu maç Alioski maçı. Hocam Ferdi'yle maçlayalım Alioski. Gerek yok. Eğer Serdar Aziz 11 oynayacaksa ha derse Serdar Aziz'in işte sakatlığı makatlığı daha yeni iyileştiği Yazık adama günah şöyle böyle derse e, riske etmek istemiyorum tam hazır değil falan filan derse de işimiz bu sefer daha sıkıntılı. <laughs> Çünkü sağ stoper olayı biraz riskli. Böyle söylerse bak böyle söylerse Altay Osayi Lemos Salai Ferdi Kadıoğlu. Yani Alosk otomatik 7'ye düşer. Orta ikili de Crespo Zayt. Ama Crespo Arao da yapabilir. Çünkü Lemos çok güven vermediği için. Yine hücumda Emre Mor, Joshua King, Rossi, Cao Pedro şeklinde olacaktır diye düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Skor tahminlerinizi de alalım bakalım kimlerin ne tahmini var. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Maçtan önce canlı yayında görüşmek üzere inşallah.